Merhaba arkadaşlar. Saludos, amigos, todos. Sevgili arkadaşlar, diorama maket çalışmamız ikinci videomuza geldik. Birinci videoda da dediğim gibi gerçekten ayrıntısı çok uzun. O yüzden böyle parça parça paylaşıyorum. Biraz da daha iyi oluyor benim için. Arkadaşlar, dükkanımızın birinci bölümünde iç mekan, dış mekan konstrüksiyonunu, yani binasını inşa etmiştik. Strafor kullanmıştık yani. Şimdi bu bölümde içini tamamen bitireceğim. Kağıt parçaları normal kağıt arkadaşlar. Çizdim, üst üste katlayarak aynı modelden bu şekilde mayaları çıkarttım ve boyadım akrilik boyayla. Baktım ki bu iş böyle olmayacak arkadaşlar, yap bitmez, ben bu dükkanın malını bu şekilde doldurup bitiremem. Peçetelerden yardım aldım, elimde de çeşit çeşit peçetelerim vardı. Bu şekilde katladım, birazcık artık şey gibi oldu ama yorgancı dükkanı mı diyeyim. Ama ben onları tabii deniz havlusu olarak hayal ediyorum arkadaşlar. Siz de öyle hayal ederseniz çok sevinirim. Onlar yorgan görünümlü olabilir ama havlu, deniz havlusu arkadaşlar. Çünkü bu bir mayo dükkanı, deniz havlusu da olur. Ha, uğraşsaydım birazcık da şapka falan, bilmiyorum arkadaşlar. Belki videonun son videolara doğru, ki bu bölüm bölüm ilerleyecek biliyorsunuz. Son videolara doğru belki şapkalarını da yaparım dükkanın. Bu arada arkadaşlar hızlı geçtim, kaçtı. Duvara ve kapıya resim dekupaj yaptım. Dekupaj tutkalı kullandım. Normal kağıt. Bildiğimiz kağıt parçası yani. Resimler öyle şey değil, çıkartma falan değil. Şimdi artık içi bittiğine göre arkadaşlar dükkanımı sabitleyebilirim alt platforma. Yazar kaşemle bankomu da sabitleyebilirim artık. İç mekan bitti diyebiliriz. İleride aklıma bir şey düşüp yapmaya kalkmazsam, eklemeye kalkmazsam. Ama tabi spotlarını yapacağız, vitrin spotlarını. Arkadaşlar, arka kapıyı ve ön kapıyı, işte bu kapıyı, şu kırmızı kapıyı birinci videoda yapmıştık. İzleyenler biliyor. Şimdi ben onu sabitleyeceğim ama farklı bir yöntem kullanacağım bu sefer. Çünkü benimle dalga geçiyorlar artık. Sen deliye pösteki saydırıyorsun falan filan diye deli gibi pösteki sayıyorum arkadaşlar. Eva kağıdıyla yapıştırdım. Arkasından Eva kağıdı yumuşak olduğu için kapıma hareket olanağı sağladı arkadaşlar. Menteşeyle falan uğraşmadım bu sefer. Bir de arkadaşlar videolarda ışığım değişiyor biliyorsunuz. Bazen masama güneş vuruyor. Perdeyi kapatırsam da çok karanlık oluyor. Çekim yapamıyorum. O yüzden gündüz gözüyle de hem dükkan görünsün canım. Yani ışık alıyor mu? Cephesi nedir filan? Bunları da bilmek lazım. Bu şekilde çektim. Bu arada yerlere de kayrak taşı yaparım diye düşünmüştüm. Kayrak taşı yapmak için sivri bir şeyle straforun üzerine çizikler attım taş şeklinde. Straforun kendine ait de bir dokusu var zaten hafiften. Ondan da faydalanarak böyle rengarenk oluşturdum arkadaşlar. Renklerini vermeye çalıştım kayrak taşlarının. Şimdi en üst eskitmelerini yapacağım arkadaşlar. Bu kuru fırça. Peçeteyle iyicene de boyayı yaydırdım. Fırçaya emdirdim. Hafif hafif darbelerle boyadığımız zaman daha bir taş görünümü oluşuyor arkadaşlar. Tabii en üstüne tekrardan bir müdahale yaptım. Eskitme kremini çok sulandırdım. Bol sulu bir fırçayla yer yer kondurdum arkadaşlar. Fazlalıklarını kuru peçeteyle alarak yer taşlarımı bu şekilde gerçekçi görünüme elimden geldiğince tabii
oluşturdum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 1 santimlik straforla pencere, vitrin önlerine biraz çıkma oluşturacağım. Çünkü çok düz, sıradan bir şey de istemiyoruz. Yani o kadar uğraşıyoruz. Çok da sıradan olsun istemem. Yumurta kolisi. Gevezelik ederken anlatımlar kaçıyor. Yumurta kolisinden şeritler kestim arkadaşlar. Biliyorsunuz yumurta kolisinin dokusu çok güzel. Tuğla gibi, dış yüzey kaplamaları gibi işlerde. Ay, unuttum ne diyeceğimi. Neyse, yumurta kolisinden tuğlalar yapacağım arkadaşlar. Düşmeyeyim. Modum düşsün istemiyorum. Saçmalayarak. Arkadaşlar şimdi tuğlalarımı yapıştıracağım. Önce tutkalımı bol bol sürüyorum. Strafor çıkmama. Yine deliye pöstek saydırmak diye bir deyim varmış dilimizde. Bunu da yeni öğrendim. Ya dalga geçiyorlar benimle, dili misin pöşteki mi sayıyorsun, kaçıncı pöşte gidesin kardeşim sen falan gibilerinden. Neyse, bu deyimi de öğrenmiş olduk böylece. Yani işin içinden çıkılamayacak zor işlere kalkışılmasına deliye pösteki saydırmak deniliyormuş bu arada. Neyse, ben pöstekilerimi saymaya devam edeceğim bu proje bitene kadar. Gerçekten çok ayrıntısı var. Hala şu anda bile yarısına gelmiş değilim ben bu projenin. Maket projemin. Hayırlısı arkadaşlar. Yavaş yavaş yapıyoruz. Bitecek yani elbet. Şimdi yan duvara, yanındaki o büyük vitrinin üstüne bir çatı yapacağım. Küçük çatı, çıkma çatı mı deniyor, pergole mi deniyor ona. Öyle bir şey. Rölyefte yaptığım tekniği kullanıyorum arkadaşlar. Hafif kesik atarak kıvırıyoruz. Parçayı kestikten sonra kıvıracağım yerlere hafif kesikler attım. Bu şekilde, hatta ölçüde aldım gördüğünüz gibi. 12,5 muymuş? Evet. 12,5'a 3 santim. Şimdi 1 santimlik, 1 milimlik, yani en ince mukavvadan, en ince mukavvadan 1 milimlik yani en ince mukavvayla arkadaşlar çatı parçalarını oluşturdum. Suya batırıp yumuşatıyorum. Yuvarlıyorum, bir şekilde modelliyorum. Ve çatıyı yapıyorum. Ay, bu arada çatımıza kargalar konmasın diye mum işi de başına diktik böyle, sağ olsun. Mumusuz da tabii video olmaz arkadaşlar, kusura bakmayın. Mumumuz da böylece görmüş olduk. Arkadaşlar çatıyı iki renk boyayla açıklı koyulu boyuyorum. Bir damla şu an, bir damla çok sulandırılmış bir beyazla çatıyı doğallaştırıyorum. Fazlalığını siliyorum. Çok sulandırılmış boya arkadaşlar. Sadece bu, çok özel bir şey değil. Yapacağınız başka projelerde de kullanabilirsiniz bu bilgileri. Evet. Polimer tutkalla. Pergole diyeyim ya. Pergole bence. Pergolemizi de yapıştırdık. Videomuz da bitiyor arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Artık videoları çok uzun tutmuyorum. Hem daha ayrıntıya girebiliyorum böylece. Hem de videolarımı geciktirmemiş olacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın ki, ben çok klasik bir şey bunu söylemeyi de sevmiyorum ama sanki siz akıl edemiyorsunuz yani, beğendik başlayalım diyemiyorsunuzmuşsunuz gibi.
Nedense hep bunlar söylüyoruz. Neyse arkadaşlar. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Hoşça kalın.